Babalar selam, yine tatlı bir cuma günü. Bıyıkların Ömer ve ben Birkan Demirtaş sizlerle beraberiz. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Aa, sen de hoş geldin Ömer. Bıyıklarım aydı galiba ilk. İltifat her zaman. O bıyıkların hak ettiği üzeredir. Bir sorum var sana. Buyur canım. Ben bir soru aldım. Ben bir soru soracağım. Ben bir soru sormak ben istiyorum. Ben de bir şiir okumak istiyorum. Hiç Chicago'ya gittin mi? Chicago'ya gittim evet. Mermer fuarı oluyor bizim orada. Ha. O Hancock Tower'lar bilmem bir indir işte vesaire. Ve çok enteresan bir hikayesi vardır Chicago'nun. Öyle mi? Evet. Sen nereye bağlayacaksın oradan? Hayır, ben şuraya bağlayacağım. Şimdi gördüğünüz üzere şapkam çok şekil. Chicago Bulls. Bu şapkayla böyle bir ortamda birisi bana geldi. Bir işte Amerikalı bir çocuk. Dedi ki Bulls maçı ne oldu bugün dedi, tamam mı? Dedim ne maçı ya? Kazandım bugün. Sonra dedim ki vallahi kanka izleyemedim dedim. Ha, şapkanı görünce dedi taraftarsın sandım burada dedi. Burada çok ciddi alıyorlar bu işleri. Aynen işte oradan. Abi burada yazılı tişörtler var ya. Hı-hı. Adam mesela 5 dolarlık tişörtü giyiyor yazılı mazılı falan diye. Yani böyle geziyorlar. Evet. Onlar çok özen, yani özen ve dikkat gösteriyorlar. Dikkat gösteriyorlar değil mi? Evet. Ben böyle hani şekli güzel, Chicago'yu da teori olarak severim diye bu şapkayı takıyorum. Neyse biraz zaman geçti falan, böyle biraz soğuktan bahsetti. Dedi bana Chicago'da da çok soğuk değil mi falan yaptı. Ben dedim ki kanka. Gınırtıyorsun. Baba bak şapkayı taktım, çok özür dilerim. Ama gınırtıyorsun ya. O noktaya geldim. Kanka ben gitmedim Chicago'ya. Ondan sonra İbne gülmeye başladı falan. Ondan sonra. Ne miydi adam? Yok değildi bence ama İbnelik yaptı. Ama dedim biliyorum, gitmedim ama biliyoruz. Bizim de genel kültürümüz az değil. Biz de boş kimseler değiliz. İşte dedim downtown'ı falan çok güzel. Böyle acayip şeyler, nehir geçiyor önünden falan. Biliyorum yani, boş değilim dedim. Tam da Orlando downtown'daydık. Burası gibi değil dedim. Bunun genel kültürle ne alakası var? Downtown'ın ortasından nehir geçiyor olması. Ya genel kültürü iyi olan insan bunu da bilir. Bir alakası olmasa peki, bile. Tarihiyle ilgili bir şey biliyor musun? Şimdi yok, yani. Onu işte şimdi senden dinleyeceğiz. O yüzden konuyu çok güzel yakaladın. Chicago, eyvallah. Burada Amerika'da ilk o pis su tesisatının altyapısının yapıldığı şehir. Kanalizasyon eskiden mevcut değil biliyorsun. Hı-hı. Millet çukur kazıp içine sıçsın. Ama bu biliyorsun o zamanlar da şuradaki mesela o tuğla olan inşaatlar var ya 8-10 katlık. Hı-hı. Eskinin gökdelenleri o kadar. Hı-hı. Çünkü çelik konstrüksiyon daha Amerika'da icat olmamış. Biliyorsun çelik konstrüksiyon da Amerika'dan çıkıyor. Carnegie'nin bir keşfidir o daha doğrusu. Bunun öncesinde Chicago'da o binalar o zamanlar dev binalar. Göl var biliyorsun orada büyük. Ne biliyorum. Neyin de evet. Kanal sisteminin çalışabilmesi için su seviyesinin üstünde olması gerekiyor evler. Ve bu evler o zamanlar su seviyesinin üstünde olmadığı için en düşük noktadaki binanın yaklaşık 6 feet yani 180 santimetre gibi yaklaşık 2 metre kadar yükselmesi gerekiyor. Hı hı. Vidalama sistemiyle bütün binaları, bütün bir şehri 2 metre yükseltiyorlar. İyi. Yani vidalar yerleştiriyorlar temellere. Hı hı. Diskler yerleştiriliyor. Vidalar çevriliyor, 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 çevriliyor. Yani o timelapse yapsan bina böyle vidayla zıt 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 yani santim santim 2 metreye kadar yükseltilip altının temeli yapılıyor vesaire ve kapatılıyor. Yani Amerika'da bütün bir şehir vidalama sistemiyle yükseltilmiş oluyor. Çelik konstrüksiyon olayı da Dave Carnegie vardı. Bilir misin bilmiyorum. Yok. Amerika'nın eski babalarından yani daha doğrusu 1800'lü yılların sonunda 1900'lerin başı o dönem. Daha doğrusu bu Great Depression oldu o zamanlarda. Büyük bir buhran olmuştu aynen. O dönemlerde tekel dönemiydi Amerika'nın. O tekeller döneminde büyük kafalar, şirket sahipleri, yani holdinglerin o sahibindeki Rockefeller ailesi işte, Vanderbilt ailesi, Vanderbilt'lar demir yollarını yapanlar. Hmm. Rockefeller o zaman eskiden gaz yağı satıyor. Bu lambalarda falan kullanılan gaz yağı satıyor. Gaz yağı da tabii o zamanlar aydınlanmanın tek yolu. Bilimin bir sürü endüstriyel olarak da kullanılıyor. Onu çıkartıyorlar. Hatta bu gaz yağı çıkarımı sırasında bilim adamlarından bir tanesi Rockefeller'ın diyor ki bunu diyor iyice rafine edersek diyor saf bir daha ciddi benzini buluyor aslında. Hmm. Yani benzin elde ediyoruz falan diyor. Aa kelebek. Ne güzel geçti değil mi? Bu kadar yükseğe çıkmış. Zirve yapmış bir kelebek gördük.
benzini buluyor adam. Rockefeller diyor ki bu kadar kuvvetli bir yakıtı ne yapacağız diyor. Yani bu bizim ihtiyacımız olan bir şey değil diyor aslında. Ama o da oradan nereye lead yapıyor? O zamanlar içten yanmalı motor araçlar daha henüz yok. Bunun üzerinde çalışmalar var. Özel bir motor company bunu yapıyor. Patentini elinde tutuyor ama kişisel kullanıma açık değil. Bu sırada Ford da ilk defa o assembly line dediğimiz yani birleştirme şeridi vardır ya böyle fabrikalarda. Biri gelir kapısını takar, askıda gidiyordur araba hani. Öbürü gelir aynasını takar, öbürü gelir bir şeyini takar, kaputunu takar. O sırada devam eder. O line'ın fikir babası. Ben bu line'ı kullanarak diyor bu sistemle günde diyor şu kadar araba üretebilirim ve bu kadar araba üretirsek böylece işçilere günde 2 dolara işçiler çalışıyor ve iyi işçiler onlar. Ayda 10 dolara, 20 dolara çalışan adamlar var o dönemde. Yani ciddi bir yokluk söz konusu. Grevler yapılıyor vesaire. Rockefeller'e karşı, tekelcilere karşı. Hatta Gangs of New York falan böyle sağlam filmler var. Bu tekel firmaları da silahlı çeteler tutuyorlar parayla. Grevlere silah sıkılıyor bilmem ne falan filan. Gözdağı veriliyor. İşçiler grevde yapamıyorlar. Yani bildiğin bir kölelik sistemi dönüyor Amerika'da. O tekelin zirve yaptığı dönemde müthiş bir icatlarla o tekelciler de karşılıklı birbiriyle savaş içindeler. Yani Vanderbilt onun gaz yağını taşıyor. Ondan sonra Rockefeller büyümesin diye işte bazı kanalları kesiyor. Rockefeller da buna inat gaz yağlarını hortum boru sistemiyle dağıtmaya çalışıyor. Ford bu arada arabayı kişiselleştirmeye çalışıyor. Borulama sistemiyle gaz etrafa yayılınca bu sefer demir yoluna ihtiyaç düşüyor. Vanderbilt'ların hisseleri zor durumda kalıyor. İşte o sırada Carnegie başka bir rakiple çalışıyor. Carnegie o monopolinin arasında ezilmek istemiyor. Kendi başına bir şey, bir keşif sahibi olmak istiyor. O sırada demir döven bir adamı görüyor. Diyor ki acaba ben bu ufak çelik işçiliğini daha büyük ölçekli bir şekilde yapabilirsem bu köprüleri daha hızlı, binaları daha yüksek, daha dayanıklı, daha sağlam yapamaz mıyım gibi bir fikirle çelik konstrüksiyonun babası haline geliyor. Hatta St. Louis Köprüsü, çelik konstrüksiyon cılız bir köprü gibi görünüyor. O zaman tabii Amerika'da millet alışmış böyle büyük beton, işte taş köprülere falan. Kimse geçmek istemiyor köprüden. Korkuyor. Hatta Google'dan da araştırırsanız çok enteresan bir fotoğraf vardı. Fil zemini sağlam olmayan hiçbir yerden geçmez biliyor musun? Yani hisseder o zeminin sağlam olmadığını ve durur. Yıkılacak bir şey yani kendi ağırlığıyla ya da sağlam olmadığını hissettiği bir şeyden geçmez. İnsanlarda da böyle bir inanç var. Yani filin geçtiği her yerden geçer insan. Buradan fil geçer gibi. Fil getirtiyor Carnegie köprünün başına. Önde fil, arkada halk çünkü korkuyor herkes. Çelik konstrüksiyonu kimse güvenmiyor. Ama güven uyandırmak için fili geçirtiyorlar. Arkada da böyle binlerce kişi. Önde fil, arkada millet böyle yürüyorlar falan. Öyle bir fotoğrafı var St. Louis'in. Çelik konstrüksiyona güven kazanıyor. Evet, bu da yalnız mükemmel bir marketing ha. Evet, öyle değil mi? Harika, dahiyane bir fikir yani. Ve bugün işte o 100 katlı, 150 katlı binaları biz Carnegie'ye borçluyuz. Evet. O çelik konstrüksiyonun olması ile bunlar meydana geldi. Tabii Chicago'nun hikayesi ondan önceydi. Bu arada Roosevelt Amerika'ya başkan olmak istiyor ve tekele karşı bir örgütlenme peşinde. Meydanlara çıkıyor işte beni başkan yapın bu tekele karşı beraber savaşacağız. İşte Amerika düzenine kavuşacak. White House güçlenecek. İşte bunları monopoli yıkacağım. Eşitlik getireceğim falan filan diye böyle yırtınırken babalar ilk defa bir araya giriyorlar. J.P. Morgan Chase'in işte o zaman finansın babası. Ondan sonra işte bu Dave Carnegie'ler olsun, Rockefeller olsun, Vanderbilt falan hepsi bir araya geliyorlar. Diyorlar ki yani buna bir çözüm bulmamız lazım. Bu arada da J.P. Morgan General Electric'i kuruyor. Thomas Edison ampulü icat ediyor ve Rockefeller'ın da bu işine yaramıyor çünkü insanlar evinde ampul kullanmaya başlayacak ve onun kerosin dediğimiz işte o gaz yağına olan ihtiyacı azalacak. Bu ciddi bir tehlike onun için. J.P. Morgan da ciddi para babası, finansın babası yani. Yasal büyük bir tefeci gibi düşünebilirsin. Çok ciddi meblağlara sahip bir adam. Thomas Edison'a yatırım yapıyor. Bu arada Tesla ortaya çıkıyor. Nikola Tesla da alternatif akımın babası. Ama Thomas Edison tabii doğru akımla New York'ta bir evi önce ışıklandırıyor. Sonra New York'un şehrin bir kısmını ışıklandırmaya başlıyor. Bunun çalıştığını, güvenli olduğunu, doğru akımın, düşük voltajın insanlara zararı olmadığını falan savunuyor. Bu arada da Tesla'ya diyorlar ki yani bu adam öldürür falan ya. Bu elektrik çok kuvvetli. Bunu evlerimizde kabloları duvardan geçiremeyiz falan. Nikola Tesla'da bakın doğru toplaklama yaparsanız sıkıntı yok. Hatta Nikola Tesla'nın çok meşhur bir fotoğrafı vardır. Alternatif akımda elektriği bir parmağından alır. Öbür parmağıyla toprağa iletir ve vücudundan elektrik geçmesine rağmen zarar olmadığını gösterir. Ama bu arada da Thomas Edison gerçekten çok vicdansız bir rakip Nikola Tesla'ya karşı. Nikola Tesla'nın tezini çürütmek için Kaliforniya'da bir cezaevini arıyor.
Diyor ki sizin bu idam mahkumunuz, siz diyor bunları asmak yerine ben size bir elektrikli sandalye tasarlayacağım ve o elektrikli sandalyede alternatif akımla öldüreceksiniz diyor idam mahkumlarını. Ve diyor böylece hem ben bunun ne kadar ölümcül bir şey olduğunu kanıtlayacağım, sizin de işinize yarayacak falan diyor. Abi gerçekten bu kadar acımasız bir proje tutuyor da ilk defa elektrikli sandalyede birini kızartıyorlar ve o zaman da tabii gelişmediği için, development sırasında olduğu için ıslak sünger falan filan yok. Adamın can vermesi çok uzuyor. Ciddi kızarıyor adam falan filan. Aynen alev alıyor falan cesedi falan gibi böyle iğrenç bir görüntü var. Ve ilk elektrikli sandalyenin de icadı o döneme denk geliyor işte bu kapışmalar sırasında. Ve kullanılıyor da uzun bir süre elektrikli sandalye bu arada. Nikola Tesla savaşıyor ama karşısında Thomas Edison, General Electric işte ampulü icat etmiş vesaire falan. Böyle güçlü JP Morgan'ın desteklediği güçlü bir adam var. Nikola Tesla'nın da arkasında anlaşma yaptığı bir Westinghouse var. Westinghouse da biliyorsun bugün appliances'da işte ev aletlerini yapan bir firma. Nikola'ya diyor ki ben senin daha fazla destekliyor ama ben o kadar büyük değilim diyor. Onlar karşımızda devler diyor yani. Biz diyor fillerin ezdiği çimenler gibiyiz. Senin diyor telif haklarını bile karşılayamıyorum görüyorsun diyor. Nikola Tesla alıyor. Telif hakkı meselesi değil bu diyor. Bu dünyanın doğru bir tercih yapmasıyla alakalı ve yırtıyor abi bütün anlaşmaları. Nikola Tesla çok fakir ölen bir adam biliyor musun? Yani gerçekten derdin kesinlikle para değil. Alternatif akımı kabul ettirmeye çalışıyor. Ve dünya bir yola karar verecek artık. Oraya geliyor yani. Ya Amerika'dan çıkacak bu. Ya doğru akım seçilecek ve dünyada bugün yani kullandığımız elektrik doğru akım tabanlı olabilirdi. Alternatif akım mı doğru akım mı diye savaşırken bir molü ışıklandıracaklar ve elektrik tesisatı yapacaklar oraya. Alternatif akım mı seçelim doğru akım mı diye. Kuzeyde bir yer ve o sırada da Niagara şelallerinde hidroelektrik santraller yapılacak. Ama yine burada da alternatif akım mı doğru akım mı tartışması var. Niagara şelalesinin seçtiği türbin sistemi dünyanın hangi akım seçeceğine, neye karar vereceğine aslında rehberlik edecek. Yani anlatabiliyor muyum? Bunun için önemli bir savaş var o dönem. Ve Niagara şelalelerinde ve o molün tasarımında kullanılacak akım olarak mantıklı ölçülerde alternatif akım seçiliyor ve Nikola Tesla'nın fikri kabul ediliyor, kabul görüyor. Ve nitekim dünyanın her tarafında bugün alternatif akım hakim. Düşük voltajda yine yerini kaybetmese de bu Thomas Edison'a ciddi bir darbe vursa da yine de ampul tasarımıyla, telif haklarıyla yine de adam kuvvetli. Bu sırada Roosevelt'a dönelim. Roosevelt da tabii bağırınıyor. Monopoly ilk defa bu babalar bir araya geliyorlar diyorlar ki karşımızda böyle bir tehdit var. Bu adam başkan olursa biz biteriz yani. Doğru bir hareket değil. Ne yapacağız? Vesaire gibi bir rekabetlerini bir kenara bırakıp bu arada da çok çirkin rekabet ediyorlar gerçekten. Mesela Rockefeller işte Vanderbilt'e şey gönderiyor. Kese kağıdından bir yelek yapıyor. Al diyor sen buna layıksın falan filan diye birine gönderiyor. O ona bir misilleme yapıyor falan. Böyle sürekli birbirlerini ezme yarışı var söz konusu. Ama bu sırada da ezilen insanlar oluyor, işçiler oluyor vesaire. Sendika yok, işte ne bileyim grev yok, baş kaldırma mümkün değil falan filan. Korku içinde böyle bataklık bir durum. Bu adamlar servetlerine servet katarken bu adamlar yani etrafındaki insanlar eziliyorlar falan. Böyle bir durum var. Ondan sonra kendilerine bir başkan seçiyorlar. Amerikan babalar yani bu para babaları, şirket babaları. Kendilerine diyorlar ki yani biz birini seçelim. Roosevelt'ın karşısında olsun. Onun kampanyasına da para yatıralım vesaire yapalım. Her yerde ismini duyursun. Kahraman olsun falan filan. Bizim adamımız olsun. Biz ne diyorsak onu yapsın. Ve o dönem abi kendilerine McKinley'i başkan olarak seçiyorlar. Kampanyalar yapılıyor vesaire falan filan. Ve dedikleri gibi de oluyor. Çok başarılı oluyorlar. Çünkü Roosevelt o zaman Facebook, medya falan filan böyle değil. Adamların basınmasının her şey ellerinde. Ciddi bir para harcıyorlar. O zamanın rakamı sanırım 2 milyon dolar. Bugün gayet yüksek bir paradır. Adamı başkan seçiyorlar ve diyorlar ki Roosevelt da fazla bağırmasın. Onu altına Vice President yapalım. Başkan yardımcısı olarak atayalım. Plan mükemmel işliyor. Ta ki anarşinin doğumuna kadar. Amerika'da anarşi de yeni bir icat o zaman. Anarşi doğuyor ve McKinley'i assassinate yani suikast yapıyorlar ve öldürüyorlar başkanı. Ne oluyor? Roosevelt otomatik olarak başkan oluyor ve Roosevelt gayı gayı veriyor hepsine. Hepsini tek tek indirmeye başlıyor. Monopoly'yi falan Rockefeller'ı yargılıyor. Monopoly olmayacaksın, Standard Oil'u dağıtacaksın, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın falan. Bu arada Ford'a da gün doğuyor. Ford o tekele karşı yaptığı savaşı kazanıyor. Kendi kişisel kullanıma yönelik araçlarını T1 serisi işte Ford'un onlarla başlıyor ve arabaları üretmeye başlıyor. İşçilere gerçekten çok daha fazla maaş veriyor. Yaklaşık 4,5 dolar falan filan saatine öyle bir rakamla giriyor. Gibi gibi böyle şeyler oluyor dünyada ve
Bu da Rockefeller'ın işine yarıyor aslında. Ampulün icadı ve elektriğin yayılmasıyla kerosine karşı düşen ilgiyi o kendi bilim adamının bulduğu petrol, arabaların içten yanmalı motorlarında kuvvetli bir benzin olarak kullanılacağı için o sistemde Ford'un araba satışlarını yükseltmesinden ve yani böyle bir sürüm kazandırması dolayısıyla benzin ihtiyacı artıyor ve böylece Rockefeller'da benzinde kuvvetlenmiş oluyor. Boru ağlarını genişletiyor. Carnegie zaten çelik konstrüksiyona veriyor kendini ve Carnegie bu arada sanırım tarihteki ilk yaklaşık 400 milyar dolar gibi bir rakamla, o zamanın rakamı, en zengin yani en yüksek bütçeyle emekliye ayrılmış adam olarak Carnegie sonra kendine filantropiye veriyor. İşte hayır işlerine falan atıyor. Sanat merkezleri vesaire falan filan çekiliyor. O savaşın içinde kalmak istemiyor. Roosevelt herkesle uğraşırken J.P. Morgan'a da sana bir şartım var diyor. Kendini yüze çıkarmak istiyorsan sen diyor bu Panama kanalına sponsor olacaksın diyor. Sen bitireceksin. 35 milyar dolar gibi bir rakam o zamanın parasıyla ödüyor ve projenin bitirilebilmesi için bir 35 milyar dolar gibi bir rakam daha veriyor. Onun sayesinde de Panama Kanalı yapılıyor. Bu da Roosevelt'a nasip oluyor. Gibi gibi böyle Amerika'da gerçekten o devinimlerin getirdiği, yani o dönemler en zulüm, işte ondan sonra sendika kuruluyor, işçiler daha rahatlıyor vesaire. Amerika artık Amerika'da gerçek anlamdaki kişisel özgürlüklerin adımı atılmış oluyor. Yani bu gerçekten çok önemli Amerika için. Chicago'da bunların bir parçası, yani önemli bir parçası aslında Amerika'daki o değişimin ve gelişimin simgesi olan. Amerika gerçekten çok enteresan bir tarihe sahip o açıdan. Mesela bizimki gibi binlerce yıllık tarihi vesaire yok maalesef. Yani Kızılderililer katledildiği üzere çok fazla bir şey kalmamış bugüne, ama o kısa dönemde de gerçekten sanayi anlamında yaptığı icat ve devrimleriyle Amerika dünyaya öncülük etmiş bir ülke. Maalesef bu konuda prestijini daha sonradan kaybetti. Özellikle Çin çok büyük bir atak yaptı. İşte uzay araştırmaları anlamında. Yani ama prestijini açmış. Kaybetti de diyemeyiz tam anlamıyla ya. Tam anlamıyla kaybetti. Rakipleri ama belki yani güçlendi daha diyebiliriz. Söndü diyelim. Yani ben, o zamana nazaran Amerika iş gücünü önemli ölçüde aslında kaybetti. Kısa zamanda, aslında çok uzun bir tarihe dayanmadan, kısa zamanda yaptığı şeyler dünyayı daha hızlı ve fazla değiştirdi. Evet. Diyebiliriz. Evet. Yani. Bu arada arkadaşlar, bu güzel hikayeyi bu güzel manzarada dinlemek aslında benim çok hoşuma gitti. Evet. Çünkü çok güzel bir gün batımı var arkamızda. Şu anda Birka'nın Orlando'nun en tepesindeki Orlando'nun 30. kattaki Penthouse'un öbür ön terasındayız. Öbür yana bakan, öbür yana. Anadolu'dan geldim. Öbür yana bakan. Tam olarak kadrajda gözüküyor mu bilmiyorum ama hemen arkamızda güzel bir havuz var ve onun arkasında da gün batıyor. Sen gerçi artık bu gün batımına çok aşina olmuşsundur. Abi burada, yani şöyle söyleyeyim. Buradaki karaktere bakarsan bu memleketin gerçekten ciddi anlamda bir iş gücü, disiplini vardı. Yani evet. Buranın yapı taşları aslında o disiplinden de hala sıyrılabilmiş değil çok şükür. Ama buraya daha sonradan gelenler buranın bu sanayideki disiplinine adapte olmaya çalışıyorlar. Almanya da mesela o konuda çok başarılı, yani sanayi anlamında. Tabii çok başarılı ülkeler var. Ben açıkçası ufak ufak bizdeki gelişmelerden de umutluyum. Yani bizim de Türkiye'de ciddi anlamda yaptığımız güzel işler var. Yani dünyaya bizi tanıtan vesaire. Özellikle Arap ülkelerinin bizi takip ettiği bir sürü tarafımız var. Ama Amerika'nın hala bu disipline sahip olması dünya açısından bir önderlik. Yani Apple, işte ne bileyim, yani teknoloji firmalarının özellikle burada önderlik ettiği, hala Google'dur, Facebook'tur vesaire, bunlar Amazon'un yani dünya çapında gerçekten sahip olduğu pazar payına bakılırsa çok önemli işler yapılıyor hala. İnsanlar da bunlardan payını almaya geliyor. H-1B vizesi mesela, H-1B vizesi. Amerika'nın gerçekten genius dedikleri onun. H-1B ne oluyor? Yani bu işte o beyin göçü diyoruz ya. İşte o beyinlerin buraya gelip o fırsat bulduğu bir vize türü. Onu da konuşuruz. Şeyde ayrı bir program yapalım yani daha kesin hatlarıyla. Yani soran arkadaşlar var işte biz yani oralara nasıl geliyoruz vesaire diye. Arkadaşlar, eğer bir fikriniz yoksa buraya nasıl gelineceğiyle ilgili vesaire. Yani işte turist vizeleri, öğrenci vizeleri vesaire, yatırımcı vizeleri. Bunları programlarda parti parti konuşuyoruz.
burada ilişkisi olan firmalarla Türkiye'de çalışıp buraya transfer olabilme, buraya gelen mühendis arkadaşlar var. Onlardan da konuklarımız olacak. Onları davet ettik. Yakında programımıza dahil olacaklar gibi bir sürü vize çeşidi var. Amerika'ya gelip burada bu atmosferi alabileceğiniz. Buraya dışarıdan gelen yabancı biri için yani ne yap mesela geldiniz burada bir statünüz var. Ne yapabiliriz burada? Hayatta kalmak için evet yani garsonluktur, Uber'dır. Genç arkadaşlar özellikle work and travel mutlaka tavsiye ederim. Burada bir arkadaşımız var. Onunla da bir program yapalım. Work and Travel'dan buraya öğrenciler getiriyor. Vesaire. Bunlara aracılık eden, şirketlere de en azından bu tip adamları sağlayan. Yalnız çok dikkatli olun. Bu konularda da dolandırıcı olan çok. İnsanların paralarını alıp ortadan kaybolanlarından tut. İşte yanlış tanıtıp yanlış yerlere gönderen. Mesela sizi böyle kuş uçmaz, kervan geçmez yerlere yerleştirip ne bileyim personel koğuşu gibi iğrenç yerlerde yaşamanızı sağlıyor. Yani çizdiği portreden çok daha zıt bir şekilde çıkan arkadaşlar da var. Bunlara dikkat edin. Bunları da biz değerlendireceğiz. Ortaya çıkarmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Ama size ondan önce daha dürüst kaynakların adreslerini verip sizleri onlara yönlendirebiliriz. Work and Travel'ı herkese tavsiye ettiğim, hem gezip hem para kazandığın hem de vaktini kaliteli ve iyi, çok verimli bir şekilde değerlendirdiğin harika bir sistem. Üniversitede okuyan genç arkadaşlarımız açısından bu böyle. Onun dışında buraya geldiğiniz zaman ne yapabilirsin? İşte Uber yapabilirsin. Okan da yapıyor. Ondan sonra yapıyordu ve bundan iyi para kazandı gerçekten. İşte ne bileyim kafelerde vesaire böyle baristalık, garsonluk vesaire gibi işler de tutunabilirsin. Bu Uber'ın aynı zamanda hem hani işte bu taksicilik yanında bir de aslında food delivery dedikleri yemek dağıtım işleri de var. Yani hem Uber Eats hem işte DoorDash, işte neydi Grubhub gibi uygulamalar. Ya bunlar da başlangıçta aslında hayatta kalman açısından yani beginner itemleri. Doğru. Yani bir vasıf gerektiren yani aslında. İşte burada aslında buraya gelince bu bağlantılarla burada çok daha fazla şey öğreniyorsun aslında. Evet. Burada aslında gelince. Yani burada şimdi böyle biz ekrandan anlatalım işte bana tamam ben buna karar verdim denilebilecek bir durum değil bu. Buraya geleceksin, göreceksin, konuşacaksın, tartışacaksın vesaire. E2 yatırımcı vizesi de mesela kesinlikle Türkiye'den çizilen bir portreye para vereyim geleyim gibi bir şey değil. Yani anlatabiliyor muyum? Buraya gelip bunları yerinde değerlendirmek, burada doğru insanlara bir şekilde ulaşıp ve her zaman avukatlarla adımlar atmak. Evet. Ya bir de açıkçası herkesin hikayesi farklı abi. Yani biz de hepimiz buraya gelmeden önce YouTube'daki bütün Amerika videolarını izledik. Herkes acaba işte şu birisi bir şey anlatıyor, birisi bir şey anlatıyor, birisi bir şey anlatıyor. Yani böyle bir büyük resimde bir fikriniz oluşuyor arkadaşlar ama sen buraya geldiğinde büyük ihtimalle onların hiçbirisini ya yani belki benzerlerini yiyeceksin ama yani senin kaderin bambaşka olacak. Ya benim de öyle oldu. Hiç beklemediğim şeyler oldu. Ama en azından Amerika'nın şöyle bir bence rahatlatıcı bir yanı var diğer ülkelere göre. Yani burada şimdi zaten bir kere şu çok büyük avantaj. Herkes aslında göçmen. Yani herkes derken çok büyük bir kesim göçmen. Dolayısıyla hem göçmene karşı yani herkes senin halinden anlıyor ve bir çevre edinene kadar. Burada derken Florida'dan bahsediyoruz. Ya Florida'da tabii yani evet yani ve bir çevre edinene kadar hani birinin yanında işe mi girmek istersiniz ya da işte artık ne yani kendi kariyeriniz doğrultusunda ilerleyene kadar hayatta kalabileceğiniz az önce bahsettiğimiz bu Uber tarzı işte DoorDash tarzı mesela Amazon. Mesela bence Amazon mükemmel bir ekosistem abi. Çünkü yani hem hani onu kullanırken istediğin her şeyi bulabiliyorsun. Aynı zamanda adamlar inanılmaz bir istihdam da yaratıyor. Yani hem depolarına işçi alıyorlar hem kargo dağıtımı Amazon Flex yani bu çok güzel bir gelir kapısı. Yani millet 4.000-5.000 dolar aylık para yapıyor Amazon kargolarını delivery ederek. Aynen. Ve hiçbir abi, şey gerek yok. 2 dakika şey yani. Bir tane deposu görüyorsun. Çok deposu var burada. Yani Türkiye'de bir tane açtı olay oldu ama burada her şehirde o kadar deposu varken, onlarca deposu varken bizim işte benim depomun önündeki önünde kocaman 150.000 metrekare. Evet. 150 bin metrekare. Önünde milyon, gidiyorsun. 1,5 milyon square foot'dan bahsediyoruz. Oradaki işte o robotik sistem vesaire yani bu sistemin bir de kusursuza yakın işliyor olması gerçekten inanılır gibi değil. Bence de inanılır gibi değil. Yani öyle. Çok başarılılar. Yani çok başarılılar. Harika bir sistem çalışıyor ve burada hani iş gücünü elinden alacak mı derken yok aslında arttırıyor. O tarafları var. İşte Amazon satışları var. Diğer sen daha iyi biliyorsun. Evet evet kesinlikle yani dediğin gibi acaba hani istihdamı azaltacak mı? Yani küçük işletmeler ölecek mi derken aslında insanlara da Amazon'dan satış fırsatını verdi. Gerçi Amazon'da satış gerçekten insanları bir yerden sonra bıktırıyor biraz. Nasıl yani bir şey söyleyeceğim? Nedir bunun avantajı, dezavantajı? Merak ediyorum ben.
Ne kadar mesela atıyorum bir ürünü 5 dolara mal ettin. Hı hı. Kaça satman gerekiyor ki Amazon'dan? Abi yani şöyle aslında o Amazon'da çok farklı satış yöntemleri var. Yani işte private label, retail arbitrage, işte FBM, FBA falan. Yani çok birkaç tane yöntem var. Hepsinin sana maliyeti farklı. Yani sen Amazon depolarına gönderiyorsan bir ürünü işte senden atıyorum yani ürünün neredeyse %50'si kadar fee kesiyor. Amazon ama, deposuna göndermenin sebebi senin saklayacak bir yerinin olmamasından mı? Ya o da var. Bir de Prime oluyor Amazon deposu bildiğin gibi. Prime'da çok hızlı kargo. Yani akşamına geliyor, ertesi güne gidiyor. 2 saatte geliyor. 2 saatte geliyor. Yani mesela insanlar direkt Prime'ı aktif edip ararken sadece Prime olan ürünleri alayım dediğinde onlar görünmüyor. Yani senin evinde elinde olursa o Prime olmuyor kesinlikle. Evet. Aha. Ondan sonra yani onu biliyorsun Amazon'un işte çok peki, hızlı bir delivery şeyi var. O senden ne kesiyor? Parça başına mı yoksa? Tabii parça başına, liste başına senden şey kesiyor. Yani ürünün fiyatı değeri oranında senden bir hizmet bedeli kesiyor. Bu eğer sen kendin kargolarsan daha düşük oluyor. Hani spesifik olmak gerekirse şimdi ben mesela atıyorum oyuncak satacağım. Hı-hı. Şöyle bir araba anlatabiliyorum. Hı-hı. Kutusuyla şu kadar mesela hı-hı. anlatabiliyorum. Bu bana 5 dolara gelmiş. Hı hı. Bunu break even neresi? Yani bunu kaçta tutmam lazım fiyatını? Nasıl belirliyorum ben? Ya vallahi açıkçası millet kaça satıyorsa ona satıyorsun. Yani zarar oradaki ettiğimi nereden anlayacağım? Ya işte o şimdi bununla alakalı bazı tool'lar var. Bazı işte Harrington gibi, Jungle Squad gibi. Yani yüzde olarak Amazon'un şeyi var. Calculator'ı var kendisi. Oraya ürünün bir kodu var işte. Asil numarası diyor. Ürünün kodunu giriyorsun. Sen kendi işte kaça sat sana kaça mal oluyor onu yazıyorsun. Amazon'da kaça satmak istiyorsun onu yazıyorsun. O sana Amazon'un şeylerini veriyor. Hizmet bedellerini veriyor. Ya yani oradan aslında hem marketi takip ederek çok mu karmaşık yani? Ya aslında değil, çok karmaşık mesela, değil. Mesela abi %30 Amazon bir şekilde yiyor. Yiyebiliyor muyuz? Ya bu işte çok değişiyor. Hem ürünün değeri hem de işte kargosu için büyüklüğü, ağırlığı, desi bilmem nesi vesaire. Ama bunu çok basit bir şekilde şey yapabiliyorsun, hesaplayabiliyorsun Amazon'un internet sitesinde. Ama dönemsel olarak da çok fark ediyor. Mesela şu anda holiday sezonundayız. Yani herkesin birbirine hediye gönderdiği sezondayız. Şu anda karlılıklar %40'lara kadar, %50'lere kadar çıkabiliyor. Bu arada arkadaşlar burada Black Friday diye bir şey var, Kara Cuma. Evet. Gerçi Türkiye'de de yapılmaya artık başlandı. Kara Cuma'nın dini olduğu vesaire algısı olanlara sesleniyorum. Kesinlikle alakası yok arkadaşlar. Bu Thanksgiving'den önce olan, yani Şükran Günü'nden önce. Bu arada Şükran Günü de dini bir şey değil. Hı hı. Şükran Günü Kızılderililerle karşılıklı o şükran belirtisi. Yani kusura bakmayın sizi kıydık biraz falan. O hindi ikramı oradan geliyor. Amerika'nın kültürüne, tarihine özgü bir şey. Bana bir Amerikalı bir gün şey demişti. Türkiye'de Thanksgiving kutluyor musunuz? Şükran günü kutluyor musunuz? Falan demişti. Lan ne alakası var demişti. Adam kendisi bilmiyor aslında Şükran günü çıkışının. Neyse komik bir durum. Bana da şey dedi. Thanksgiving gelirken işte turkey yiyeceğiz falan filan. Benim de Türk olduğumu biliyor. Ha. Şaka yapacak ya. Ha. Diyor ki alınıyor musun? Kendi Yılmaz memleketinin adı yenilirken. Yılmaz Erdoğan'ın o konuda çok kaliteli bir esprisi vardı. Gerçekten hiç unutmam. Abi Türkçe'de Hindistan diye tuğla gibi bir isim var. Yani ülke ismi var. Bizim en gerizekalımızın bile aklına gelir mi yani? Aa Hindistan, Hindiler mi yaşıyor, Hindiler memleketim falan diye. Yani böyle bir gerize yani çok eğleniyorlar neyse bilmiyorum. Evet. Eyvallah Hindi. Yani hatta Yılmaz Erdoğan şey diye bağlamıştı. Evet Hindi, biz Hindiyiz evet doğru deseydik. Hatta Erdal İnönü'nün iktidarda olduğu bir döneme denk gelseydi. Kim inanmazdı diye. Ondan sonra öyle bir durum var. Bir de Thanksgiving yani Şükran Günü'nün Amerika'nın tarihi o kızı delillerle olan anlaşmasının dışında dini bir tarafı yok. Kara Cuma da biliyorsun muhasebe programlarında ödenmemişler, geç ödenmişler ya da işte senin ödeyemediklerin hı-hı. vesaire hepsi böyle kırmızıya düşer. Hı-hı. Kırmızı eksiler hep kırmızıya döner. Hı-hı. O siyahtan kırmızıya döner. O gün mesela komple yani bir nakit akışı olsun diye dibine vurursun. Hatta maliyetinin altında verirsin bazı şeyleri vesaire hani volüm olsun, para gelsin diye. Satarsın para gelir. Birden o kırmızıların hepsi hı-hı. siyaha döner. O siyaha dönme olayına yani Black Friday. Hmm. O
Black oldu yani. Ha, oradan Siyah, geliyor. Karacuma. Aa yani. Bak bilmiyordum. O kırmızıdan karaya dönmesinin şeyidir o. Yani Black Friday, Karacuma falan bunlar dini, hele o kültürel de değil. O yüzden Türkiye'de yapılması çok abes değil. Evet. Ama yani bizde böyle daha Black Friday denmesi çok komik. Onun dışında burada dini olan işte bir Christmas zamanı var. 25 Aralık'tır Christmas. Hristiyanların genelinin kabul ettiği yani Ortodoksların dışında sanırım. İsa'nın doğumuna denk gelen zaman ve bu Black Friday, Thanksgiving'den başlayan ve yılbaşına kadar olan dönemde Holiday Season deniyor buraya. İşte her tarafta işte Christmas, Noel dekorasyonları vesaire falan filan. Böyle Andrea Bocelli'ler falan filan çalıyor. Çok tatlı oluyor. New York'ta mesela çok güzeldi o vitrinlerin, o dizaynları vesaire. Bayılıyorum. Hele bir de karın ilk yağmaya başladığı zaman da Manhattan'a denk geldin mi? Harika gerçekten. Evet. Bu tatlı. Süsleme noktasında çok özen gösteriyorlar buna. Evler falan da herkes kendi ışıklandırmasını acayip yapıyor falan. Orada ödüller oluyor. Abi bir ev burada ortalama söylüyorum. 1000-2000 dolar dekorasyona para harcıyor. Evet. 10 bin 15 bin dolar dekorasyona para harcayan adam var. Sadece orada işte bir plaket alıp işte en güzel ev sizinkiydi falan haha desin evet. diye. Abi gerçekten her sene ciddi bir para. Bu işten de çok sezonluk geliyorlar. Kuzeyden falan geliyor. İşte kesinlikle bu abi. Dekorasyona evet, geliyorlar. Buraya. Bu oraya gelecektim. Ticaret hacmini de inanılmaz arttırıyor. Şöyle ki internet satışlarında ya ben mesela Etsy üzerinden de Etsy biraz daha böyle işte el işi ürünlerinin satıldığı bir site. Amazon tarzı ama çok çok daha küçüğü. Bir artikel okudum. 700 milyon kişi yeni üye açılmış. Thanksgiving'den şeye kadar, Christmas zamanına kadar. Yani ürün almak isteyen kişi. Ve yani şöyle çalışanlar var abi. Sezonluk ürün alıp gerçekten 200 bin, 300 bin hatta 1 milyon dolara kadar bir ayda, bir buçuk ayda satış yapıp yani bu cirolara çıkıp sonrasında yılın geri kalanında işte yatan gerçekten adamlar var. Burada... Birebir bununla sevişmiş arkadaşım. Burada bir gün senin bahsettiğin bir sezonluk çalışan bir itfaiyeci bir çocuğa denk gelmiştim. Dedim ki ya bu kurtarıyor mu seni? İşte ben itfaiyeciyim. Aa, iki işçi nasıl yapıyorsun bir arada falan dedim. Başka bir county'de itfaiyeciydi. Abi çok enteresan. İtfaiyeciler ayda 8 gün çalışıyorlar. Yani haftada 2 gün çalışıyorlar. Haftada 2 gün de itfaiye gidiyor, orada yatıyor, uyuyor, jim yapıyor falan filan ya. Yani olay olmazsa işte orada takılıyor ya. Orada uyuduğu bile mesaiden sayıldığı için aslında bir haftada 48 saat. Yani normalde 40 saatken aslında 48 saat çalışmış oluyor. Bu 48 saatte overtime falan filan. Yani adam maaşını ayda aslında totalde uyuduğu da dahil 8 gün çalışarak yapıyor ve çok vakti oluyor. O yüzden bu sezonluk evet, işleri doğru. koşturuyor gibi şeyler de var. Yani. Ve itfaiye, yani firemenler burada çok popülermiş. Evet çok şey çünkü kadınlar tarafından adamlar yani beğenilen... çok düzgün ya fizikler falan. Yani adam abi orada jim var bilmem ne var. Boş zaman da var. Aynen boş zaman çok. Bir de her şey itfaiye gidiyor biliyorsun. Arabanın tamponuna dokun itfaiye geliyor. Merhaba diyor evet, yani ne yapıyorsunuz her şey yolunda mı? Aynen. Çat imzala git falan. İtfaiyenin zaten burada en çok koşturduğu yangından fazla. Zaten etrafta şey. Sürekli itfaiye görüyorsun harbiden. Yani bir evet, siren her var. Kazaya gidiyorlar çünkü. Evet. Burada bir kaza oldu mu, kazanın büyüklüğü önemli değil. Mesela sen 911'i arayıp da ben bir kaza rapor etmek istiyorum dediğinde bu tamponu hafifçe vurmuş olabilirsin, ne bileyim işte kaldırıma çıkmış olabilirsin falan. Hemen abi polis arabası, ambulans ve itfaiye. Bunların üçü mutlaka gelmesi lazım. Yani evet. Bu bir regülasyon ve bunların da paralarını sigorta ödüyor. Evet. Yani İlginç bir bilgi. Var. Yine sigortaya geldi. Yani kaskonun ödediği böyle bu kalemleri yine sen görmüyorsun. Yine o hastanedeki gibi merhaba ne haber her şey yolunda mı iyisiniz değil mi tamam oldu biz kaçalım o zaman dediği zaman oraya mesela atıyorum 4800 yazdı. Güzel iş yani. Ben böyle kazanan bir itfaiye teşkilatım olsa ben de dağıtırım maaşları haftada. Haftada iki gün çalış yeter. O sen çok görünme bura. Jim yap ne bileyim yat işte oralarda takıl. Yani evet sözün özü aslında yani Amerika abi bence yani şimdi Türkiye'den Amerika'ya gelme kararı almıştı. Türkiye'de eğer memursan veya işte maaşlı bir çalışansan o hayatını burada sürdürmene gerek yok. Bence. Evet. Çünkü yani kendi yatırımlarını, kendi işini çok kolay kurabileceğin ve gerçekten evet. hani eşek değilsen gerçekten evet. güzel kazançlar edinebileceğin. Yani evet. memur tarzı çalışıyorsan da aylık mesela 5000 dolar, 10000 dolar bana yetiyor diyorsan o şekilde de orta sınıf çok güzel yaşayabilir. Arabasını evet, alır, çoğu, evini alır. Hani evet. rahat yaşarsın yani. Bu arada burada asgari ücret şu anda 15 dolara çıkarmaya çalışıyoruz. Evet. Ben de bir işveren olarak oy verdim yani 15 dolar olmalı diye. Şu an kaç Florida'da? Şu geçtiğimiz Eylül'ün 10 oldu. 8'lerdeydi.
10 oldu. 10, 12, 13, 14, 15 falan gibi çıkartacaklar. Sanırım 2024 itibariyle yanılmıyorsam 15 olacak. Asgari ücret doğrusu da bu zaten. Amerika ilk defa enflasyon rakamları açıkladı ama neye göre? Yani hatırlıyorum ben yumurta satışlarını baz alarak yaptım. İşte ya da ne bileyim ben altını baz aldım ya da ben... Yani bu enflasyon rakamları biraz komikti. Amerika'da enflasyon maalesef şu anda açıklanan rakamların üstünde. Tabii. Bunu görüyorsun zaten. Fed para basmıyorsa o basılan paralar ve harcanan paralar da yani burada bir sürü denge söz konusu. O muhabbetlere çok girmeyeceğim ama şöyle bir şey var. Amerika'da hala yani maaşlarla ilgili bir dengesizlik var. O yüzden asgari ücrette şu anda 2000 dolara, 1500-2000 dolara aylık çalışan adamlar hala var. Bu asgari ücretleri ve bunlar da biraz üstüne tekabül ediyor. Yani sonuçta bir insanın asgari ücrette sürekli dayanabilmesi için yeterli bir gençlikte olması lazım. Tabii. Birden fazla işlerde çalışıyorlar bu yüzden. Onun dışında da şöyle bir şey var. Amerika'da biliyorsun emeklilik mesela özel program. O da şirketin ödediği büyük bir şirkette çalışıyorsan senin yatırdığın kadar şirket yatırıyor falan orada bir borsada değerlendiriyor IRA, 401k dediğimiz olaylar var. Bunun için ayrı bir program yapalım. Emekliliği iyice tartışalım. Ama burada da emeklilik yaşı 65-67 falan. Ne kadar geç olursan o kadar fazla para alıyorsun. Burada da mantıklı mantıksız olan bazı hesaplamalar var dikkat edilmesi gereken. Ama ben emeklilik kazandım. Mesela Amerika'da 10 sene çalıştığın zaman her çalıştığın sene 4 kredi sayılıyor. Bir yerde çalışmış olsan da, kendi kendine çalışmış olsan da, işte bir şirket sahibi de olsan, her çalıştın sen. 4 kredi, 40 krediyi doldurduğunda emekliliğe hak kazanıyorsun ama yaşını bekliyorsun. Ya yaşa mı takılıyorsun ya burada? Ya yaşa takılıyorsun. Emeklilikte yaşa takılanlardan peki, biri oluyorsun. Peki ne mesela? Ne kadar alıyorsun aşağı yukarı emekli olursan? Vallahi ben sana bir şey yine komik rakamlar ama o en son senelerde insanlar yükseltiyor işte gelirlerini falan filan. Yani orada çıkanlar çünkü var. Çünkü ben şunu şu yüzden soruyorum. Bunun tabanı işte 1500 dolarlarda falan yani. Tabii değil mi? Çok düşük bir rakam. Çünkü evet. Aslında ama mesela... Ama şu var, şunu unutmayalım. Burada yaşlanıp emekli olup Türkiye'ye dönen bir adam için mesela sonuçta havadan gelen bir 1500 dolar bugün Türkiye'de abi 15 10, bin lira falan 10, para yapıyor 15 yani. Bin lira. Dolayısıyla böyle yaşayan o hani emekli Almancılar, emekli böyle yabancılar falan o sınıfa giriyorsun direkt orada. Beyaz bir tane şort, işte böyle Levant'tan bir şapka, bıyıklar böyle kıvrılmış. Yazlıkta falan filan böyle. Emekliyim ben. Ben emekliyim. Ama mesela bu Türkler için aslında bir avantaj ama buradaki Amerikalılar, abi ben mesela şu yüzden sordum onu. Abi Amerikalıya ben hep üzülüyorum. Ne gidecek bir memleket var kaçınca. Evet yani. Aynen. Böyle parasını kıyaslayıp yatırım yapabileceğim. Mesela marketlerde özellikle kasiyer işte veya o kasanın yanında poşet dolduran kişiler alakasız çok yaşlı mesela popülasyonu i̇şte var çalışan. İşte bu şöyle bir şey var gerçekten işte bunlar o da ayrı bir yalnızlık bu arada. Bu arada evet, bizim ışık bu sezondan kaynaklanıyor. Amerika'da gerçekten yaşlılığını hiç düşünmeden savurgan davranan, gündelik yaşayan yani daha önceki programlarda da söylemiştik. Amerika'da bugün büyük bir çoğunluğun bankada 500 dolar hesabı yok. Elemanlara maaş veriyorsun, pazartesi günü sıfır. Birbirlerinden borç alıyorlar falan. O vaziyete gelmişler. Yani gündelik yaşayan, mesela ödediği faize bakmıyor adam. Araba alacak. Yani 20 binlik arabayı 60 bine mi alıyorum diye bakmıyor. Böyle bir aylık ne kadar ödeyeceğim? Aylık ne kadar ödemek istiyorsun? Ben 250 dolar ödemek istiyorum. O zaman sen 70 ay falan gibi 75 ay işte vesaire öde gibi programlar çıkartıyorlar. Diyor ki aylık bu kadar ben ödeyebilirim. Halbuki dikkat etse ulan ben 20 binlik arabayı 50'ye alıyorum. Yani bunu yapmamam lazım gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla hep böyle eğitimsiz, dikkatsiz ve sürekli harca tüket toplumu olduğu için de birden göz açıp kapayıncaya kadar o yaşlar geçiyor ve bir anda öyle bir noktaya geliyorlar ki gerçekten şey kalmamış. Yani paradan, puldan, varlıktan eser kalmamış. O yüzden görüyorsun mesela evsiz olan da çok dediğin gibi marketlerde yani 80 yaşında birini böyle torbalarını yaparken falan maalesef görüyorsun. Amerika'da bir de şöyle bir şey de yok abi yani bizdeki gibi komşundur bilmem nedir ya bu kadın çalışacak bu yaşta falan filan gibi bir durum da yok yani. Neyse öyle işte yani siz de yazın böyle götünde donuyorken sağda
solda zıplayan Ağustos böceklerinden olmayın. Karıncalara biraz dikkat ve özen gösterin. Yine altını çizelim. Helal para kazanmanın yollarına bakın. Kesinlikle. Hızlı para diye bir şey olmadığını artık anlayın arkadaşlar. Hı-hı. Ya da bunların bereketli, gerçekten hayat kurtaran şeyler olmadığını keşfetmenizi tavsiye ederim. Onun dışında Amerika'da emeklilik Türkiye'ye göre daha mı avantajlı? Amerika'da yaşayan Türkler için mi daha avantajlı? Amerika'da yaşayan Amerikalılar için bu nasıl karşılaştırılıyor? Bu emeklilik programlarını vesaire bir sizden tavsiyeler alıyoruz bu arada. Hı hı. Onları tek tek okuyoruz. Bunu unutmayın. Hepsine dikkat ve özen gösteriyoruz. Tavsiye ettiğiniz konu başlıklarına mutlaka değineceğiz. Burada daha da açacağız bu Amerika'daki yaşam, emeklilik ve hı-hı. sağlık olaylarını. Bunların hepsine teker teker değineceğiz. Yorumlarda kalın. Tavsiyeleriniz için çok teşekkürler. Bizi cesaretlendiriyorsunuz zaman zaman. Onlara da ayrı teşekkür ederiz. Hı-hı. Bıyıkların Ömer ve ben Birkan Demirtaş. Yine sizlerle birlikte olmaktan kıvanç duyduk arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Ve öpüyoruz. İyi hafta sonları diliyoruz.